bu yüzden. Alttan vurunca. Şunu daha et. Çok hasarlı, yıkım kararı verildi. Yıkılacak yani, boşalttık içini. Kimler yaşıyordu? Kayınvaliden, bir de üzüllü görümcem var. İkisi yaşıyordular. Yıkıldı, ben de yanıma aldım. Ne yapayım, sokağa atamam, büyüklerimiz, atalarımız. Evleri gitti, olsun, canları sağ olsun. Yanımda kalacaklar, yapacak bir şey yok. Atamam, atamız onlar bizim. Çok kötü yaşadık. Allah bir daha korkutmasın inşallah. Çok kötü yaşadık. Çok çatlak olan yani. Üzüldük, ağladık da ne yapalım, anılarımız çok evimizde. Yoklukta yaptım. Onda. Çok üzüldük işte. İki günden beri hastayım, rahatsızım o yüzden. Kaç yıldır bu evdesiniz? Şey, 47 yıl oldu. O akşam dışarıdaydık. Ateş yaktık, dışarıda oturduk hep beraber. Şimdi oğlanın evinde yattım akşam. Şimdi taşıdılar işte okulun şeyin lojmanına. Hoca yoktu, hocanın yerine taşıdılar. Evi çabuk yaparız dediler ya, bilmem. Çok bir uğraşmakla, çoluk çocuk çalışmakla yaptık, didinmekle nasıl yapalım. Bir şeyimiz yoktu, aylığımız yoktu, sigortamız yoktu. Çok zorlukla yaptık. Yılların emeği işte. Yıkım geldi, şimdi üzüldük çok. Bakan geldi. Kendileri baktılar, 50 kişi geldi hemen hemen. Kaç taksi doldular, geldiler, baktılar. Şey çektiler işte, girmeyin içeri dediler, girmedik. De bizde bir şey yok, ikimiz duruyor zaten adamlar. Herkes, çocuklar da ayrı. Uykuda yakaladı bizi. Böyle bir aşağı bir yukarı yani, yan falan yok. Ondan sonra deprem geçti, kapıdan dışarı çıktık. Bütün komşular da geldi, yaktık ateşi o çeşmenin önüne. Sabaha kadar bir tane deprem oldu, saat 4-10 geçe falandı. Yani korkuyoruz yani, daha doğrusu. Yokluktan yani yaptık, yokluk yani yok. İkinci depremde bu hale geldi. Önceki depremde geçirdik biz. Bakanlar geldi, Allah razı olsun devletimizden. Geldiler, baktılar, incelediler. Çevre Bakanı, amca dedi, seni dedi mağdur bırakmayacağız, sana bir ev yapacağım dedi, yani söz veriyorum dedi. O şekilde devletimizden Allah razı olsun yani. Çok geçmiş olsun. Hadi, hayırlı günler. Allah bizlerinden korusun. Amin.